Merhaba, New York'tayız. Yanımda Yeni Türkü'den Derya Köroğlu var. Çok değerli bir isim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz valla. Bakalım uzun bir turnenin başındayız. Evet, Doğu yakasında sanırım Virginia var, Chicago var. Seattle'a Boston, bir gideceksiniz. Boston var. Üst tabii New York hep var. Evet. Sonra Chicago ve Seattle, Seattle'dan demiş. Süper. Bir haftaya sığıyor galiba. Yok. 8 adet konser 10 güne falan sığıyor işte. 10 güne. Biz sizin şarkılarınızla büyüdük. Nesillerce insana ilham kaynağı oldunuz. Ünlü şairlerin, Türk şairlerin şiirlerini yorumladınız. Türkiye'de zaten benzeri yok sanıyorum. Şiir besteleyen başka bu kadar uzun süre kalan. Bilmiyorum ben. Evet, ne derler? Birinin... Parmakları kadar kaldık mı kanlı daha az kaldık galiba. Ama var elbette. Yani 70'lerden başlayan şiir çok önemlidir idi o zaman. Bizler için çok önemliydi. O dönemin şairleri, onlar çok değerli şiirler, edebiyat filan derken biz Murat Anbungan'la da tanıştık o ara zaten. Evet, o güzel sözlerin büyük kısmını Murat Anbungan yazdı. Bizim gibi evet Can Yücel hem Nazım Hikmet besteleyen özellikle işte mesela Zülfü Livaneli gibi o bizden bir önceki dönemin insanları da var. Bizim dönemde de var ama evet daha ziyade şiirden ziyade onlar söz besteleme şeklinde oluyor. Bu yıl 44. yıl Yeni Türkiye'nin doğru maşallah, mu? Maşallah. Yani doğru, ilk albüm 79 olduğuna göre tam sonbahardı, 79'da çıkmıştı Buğday'ın Türküsü, 44. Nice 44'lere diyelim o zaman. İlk Buğday'ın Türküsü de yine 80 darbesinin hemen öncesinde çıktı. Hatta içindeki Nazım Hikmet şiirleri biraz sorun yarattı sanırım o dönemde. Hemen toplandı ortalıktan. O durumu nasıl yorumlarsınız? Evet, yani biz 79 sonbahar, işte 80, 12 Eylül, 9-10 ay geçtikten sonra zaten çok zor çıkarttık şöyle. Yani biz ancak kendi şirketimizi kurup çıkartabildik. Çünkü kimse, yani sadece içine sözlere bakıyordu. Ki o zaman kimse aslında sözleri falan da yazmazdı. Biz özenerek tabii ki o şiirler, o muhteşem şairlerin şiirleri... tek tek bütün sözler, sözler, besteler falan çok güzel bir yazılı bir şey çıkarttığımız için karşılarına alıp bakıp yok biz bunu çıkartamayız diyorlardı falan. Dolayısıyla ben mecburen bir plak şirketi, daha doğrusu bir şirket kurmak zorunda kaldım. Onun üstünden bir dağıtıcı bulduk falan. Bayağı bir zorlandık. Ve o sırada Ankara'dayız, böyle gidip geliyoruz. İşte
siz savcılıktan temiz kağıdı getirin bu albüm için falan demişler. Ne? Yani aslında bir yasaklama çıkmadı albüm hakkında ama herkes o kadar kendi kendine sansür, otosansür yapıyordu ki zaten birdenbire 12 Eylül ile birlikte raflar silindi. Burada indiriyoruz. Neden evet. Öyle oldu? Ya şimdi biz 3 kişi olarak kurulduk ve daha albüm çıkmadan bizi bir şekilde keşfettikleri için şu an tam net hatırlamıyorum nasıl oldu ama mesela Ruhi Su da vardı. Timur Selçuk vardı. Bir festival, Bulgaristan'da yapılan bir festival. Kızıl Gelincik Festivali. Bizi davet ettiler ve biz daha albüm çıkmadan 3 kişi gittik. Orada işte o festivalde yer aldık. Ruhi Su aldı. Timur Selçuk geç kaldı. O da öyle bir şey vardı. Avrupa'daydı o zaman galiba. Fransa'dan biraz geç geldi falan. Neyse böyle bir hatıra oldu ama albüm çıkmadan ilk önce konser vermiş olduk. Ne güzel. Yani 2-3 şarkı da ama odur. Sonra ilk konseriniz Ankara'da, Türkiye'de. Tabii. Yurda ondan demiş. Sonra işte ondan sonra zaten genişleme dönemi başladı Yeni Türkü'nün. Artık eleman çünkü 3 kişiyiz. 3 kişiyle konser, büyük konser özellikle yapmak mümkün değil. O yüzden yeni elemanlar oluşmak zorundaydı ve böyle çok değerli arkadaşlar katıldı. Hatta koro yaptık falan. O koroyla birlikte 11 kişiydi. O da işte 1980 Ocak ayında 2 tane Ankara'da konser verdik. O zaman Çağdaş Sahne idi. İlk konserlerimiz de öylece başlamış oldu. Peki siz ilk konserlerinizde bir de vurmalı çalgılar çaldınız. Evet, evet. Başka neler çalıyorsunuz? Daha çok sizi hep söylerken görüyoruz şimdi ama. Şimdi ilk albümde evet ben bağlama. Benim genellikle böyle telli sazlar çalıyorum. Ve evet vurmalı çalgılar ben zaten İlk lisede de daha davul çalarak başlamıştım yani ilk. Bir yandan hem gitar hem davul böyle birlikte yürüdü. Ve o benim işte percussion, vurmalı çalgılar macerası orada öyle başladı ve devam etti. Hala da çalıyorum. Çalıyorum. Ama albümlerde çalıyorum. Sizin şarkılarınızda hep bir dönemi hissediyoruz biz. Her şarkınızda bir dönem. Sizi en çok etkileyen şarkınız bestelerken? Hangisidir? Var mı öyle bir şarkınız? Ya evet bu zor bir sorudur genellikle. Yani başka türlü bir şeyin başka bir yeri vardır. Ben de hep bestelerken benim mimariden, ODTÜ mimariden mezunum. Oradaki arkadaşım Melih Uçar. O İstanbul'a gelmişti böyle misafir olarak.
işte sohbet ederken filan kitapta bir şiir kitapları her yerde. Can Yücel'in şiir kitabını işte tuttu, bak burada ya ne kadar güzel bir şiir, niye bestelemiyorsun bunu dedi. Ben de aldım şarkı odaya geçip başka türlü bir şey öyle çıktı. Aslında iki tane şiirden oluşuyor. İkisi de böyle üst üstedir aynı kitapta. İkisini bir araya getirdim nedense öyle hissettim. Can Baba da bunu gayet hoş karşıladı. Öylece başka türlü bir şey çıkmış oldu ki hala insanın kalbinde çok önemli bir yeri vardır. Her şarkımızın olduğu gibi. Ne güzel. Geçen yıl Mart ayında bir compilation albüm çıktı ama siz hiç söylemiyorsunuz. Yeni Türkü'nün evet. Geçmişten bugüne gelen şarkılarını 22 kişilik bir sanatçı grubu söylüyor. Aralarında Athena var, Gaye Su Akyol var, onun da geçen ay burada konseri vardı. Kenan Doğulu var, Hayko Cepkin var, Mabel Matiz var, Cem Adrian, Mert Fırat. Yok yok. Yok yok gerçekten. Yedi Kule şarkımızı mesela Pamela seslendirmiş. Yağmur'un evet. Ellerini Kalben seslendirmiş. Destino'yu Hayko Cepkin seslendirmiş. Evet, en çok, yani bilmiyorum cevap vermek ister misiniz bir soruya ama yani en çok hangi yorumu beğendiniz? Ben bir kere albüm için genel olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu bir tribute yahut da Türkçe'de saygı albümü demek şöyle yerleşti artık. Hı hı. İşte hakikaten bir sanatçının daha genç kuşak sanatçılar tarafından yeniden yorumlanması şarkıların. Ve 22 şarkı 2022'de çıktı böyle. Şimdi bence büyük çoğunluğuyla çok güzel yorumlar oldu. Herkes kendi karakterini, ki ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aynısını tekrar etmek değil, kendi karakterini vermesi sanatçının. Çoğu böyle oldu. Dolayısıyla da ben oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum hepsini. Sizin grup olarak Led Zeppelin'i çok beğendiğinizi biliyorum. Evet. Onun dışında başka yabancı grup veya müzisyenler var mı etkilendiğiniz, esinlendiğiniz? Şimdi tabii bizim ta lise, üniversite dönemine gidiyoruz bu soruyla birlikte. Çünkü hakikaten orada biz 68 kuşağının hemen devamı olan kuşağız. Onlardan değiliz ama yani onlar işte 45-50 yılları arasındaki doğumlu olanlar. Beatles. Ama biz de o rüzgarın içerisindeyiz ve 60'lı yıllar özellikle rock dünyası, gençlik hareketleri, dünyayı değiştirmeye olan inanç, aşk ve savaşa karşı hareket, bütün bunlar büyük bir gençlik hareketi olarak, büyük bir rüzgar olarak zaten çıktı ve biz de o rüzgarla beslendik. İşte Led Zeppelin, evet, gece gündüz lisede özellikle Led Zeppelin dinliyorduk. Hep birlikte Selim Atakan, ben, biz yatılı da okuyorduk o zaman falan. Çok önemliydi yani. Ama o dönem Deep Purple'lar var. Beatles'ı özellikle çalışıyorduk. Yani Selim Atakan özellikle böyle notalar çıkartıp en zor parçaları bile yani harmonilerini öğrenip onu söylemeye çalışıyorduk. Türkiye'de de bir yandan böyle işte Anadolu Rock diye bir dönem var. Cem Karaca var. Daha böyle Fikret Kuzulok var mesela. Benim çok böyle etkilendiğim. Hem Türkçe söyleyişi, tertemiz bir Türkçeyle söyleyişi. Çok ciddi bir müzik hareketi var Türkiye'de. Biz de ona ilk önce böyle kapıldık. Ve bir aslında Yeni Türkü kurulana kadar bir 10 yıllık böyle denemelerimiz oldu yani. Ne yaparız, neyi nasıl özümsüyoruz filan derken artık 70'li yılların sonunda o çabaların sonucu ilk bestelerle birlikte, Selim Atakan'ın besteleriyle birlikte Yeni Türkü mesela doğmuş oldu. Ama çok uzun bir süreçtir yani. Onun öncesinde çok çabamız var. Hazırlık süreci. Çok. Yani her şeyi yapmışız, yapmak gereken, ne bileyim, Neşet Ertaş'ı tanımışız, ben bağlama almışım filan. Çok önemli, şu Aşık Veysel var, çok önemli. Bunların izinden giderek, yani kendimize ait
kendimize özgü bir müzik çıkartmak için çok uğraştık. İyi ki doğmuş yine Türkü. İyi ki bu kadar çok uğraşmışsınız, bu kadar şey denemişsiniz ki belki iki üç nesilde yetiştirdiniz. Peki rap müziğiyle ilgili yorumlarınızı da duydum. Türkiye'deki rap müziğini nasıl buluyorsunuz? İsimler var mı mesela hoşunuza giden? Var aslında. Yani rap müziğini, ne bileyim mesela bir artık hani benim ne bileyim Led Zeppelin dediğiniz mesela Led Zeppelin oturup dinlemek gibi değil. Yani rap müziği yorucu bir müzik aslında. Tabii. Sıkıntısı var içinde. Yani çok sevdiğim örnekleri var. Çünkü çok söz var ve o sözler melodi daha arka planda kalıyor. Aslında ara melodiler de katılıyor tabii ki. Çok önemli onlar. Ama rap'in aslında sözler var. Ve o sözler çok yıkıcı. Yani protestten öte. Yıkıcı sözler. Gerçi zaten topluma karşı bir isyan sözleri çoğu. O yüzden çok büyük sempati besliyorum. Ama böyle bir moda haline gelip daha sıradanlaşan örnekleri de var. Her zaman vardır bunun aslında. Yani bir şey çok sevilir, onun ardından gelenler onu takip ederler. O zaman onun değeri böyle biraz düşmeye başlar. Biraz kaderi budur yani her hareketin. Ama seviyorum yani. O öyle bir müziğin olması güzel. Yani. Var mı başarılı bulduğunuz isimler, genç isimler Türkiye'den? Valla var ama şimdi ben tek tek böyle isimlendirmeyeyim çünkü çok da bilmiyorum şeylerini. Böyle sevdiğim örnekler var ama kim söylüyor bilmiyorum bazen. Kusura bakmasın. Ceza yani çok hani çok iyi adamın yani o sözleri bir kere artikülasyon çok önemlidir. O artikülasyonu çok başarılı bir şekilde yapıyor mesela ve çok keyifli şeyler çıkarttı. Ceza mesela çok iyi bir örnek. Bir de onların öncüleri gibi zaten. Evet. O arkamın Türkiye'deki. Manolo mikrofon. Nasıl söylemiş yani onu? Film evet. Dakikada kaç kelime söylüyor? Evet. Vallahi büyük marifet. Evet. Sizi Türkiye'nin umut dolu Derya Karaoğlu olarak biliyoruz biz. Hala öyle misiniz? Türkiye'nin durumuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi 2023 tam da 100. yıl. Çok şeyin 100. yılı bu arada. Gezi olaylarının da 10. yılı. Buna rağmen bu seçimlerle birlikte böyle çok büyük şeylerin kırıldığı ve biraz karamsar bir ortama sürüklendiğimizi görüyorum. Ki ben de bunun içindeyim doğrusu. Kötümser değil ama bir karamsarlık var. Elbette ki karanlıklar çıkar aydınlığa ama çok uzun dönemler sonra olacakmış gibi artık bir his içerisindeyim ben. Peki bir direniş umudu olması açısından yeni bir müzik, hani yeni türkü yine bunu yaptı. Herkesin ağzına marş olacak bir şeyler düşünüyor musunuz? Bir albüm, belki de single. Şimdi bence müzik kendi başına bunu yaratması çok zor. Yani ya bir şarkıyla kitleler onun arkasından yürüyecek diye bir hayal çok ham kalıyor bence. Çünkü hakikaten önce bir sosyal hareket olması lazım ki onun içinden çıkan bir şarkı, bir sanat eseri, bir belki bir haykırış, belki bir roman onlara öncülük etsin ve alıp birlikte gitsin. Yani bu kadar bir şarkıyla, birkaç şarkıyla da olacak bir iş değil eğer toplumsal hareket yoksa. O zaman buradan Derya Bey'in mesajı toplumsal hareket olursa yeni Türk'ten yeni eserler gelecek. Peki son olarak Deli Kasap aracılığıyla iletmek istediğiniz neler var? Söylemek istedikleriniz var mı? Vallahi evet. İşte her şeye rağmen umutları karartmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yurt dışında olmak daha şanslı gözüküyor ama herkesin eminim ki hep Türkiye'ye bakan bir yüzü var. Oradaki olayları takip ediyorlar.
Ama buradan yapılacak hareketler de artık çok önemli bundan sonra. Türkiye'yi etkileyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için. Çok sağ olun. Akşam konserde izliyor olacağım ben de. Size bol şanslar mı derim artık. Başladı konser. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yaşamın gizli vereceğim sana. Yaralı uçmaz bir daha kırmış bana.